Değerli Manşet 23 izleyicileri merhabalar. Elazığ'ın ve bölgenin en çok sokak röportajı yapan medya şirketi Manşet 23 yeniden Refah Partisi Elazığ milletvekili adayı avukat İbrahim Gök'ü bugün vatandaşlarımıza soracağız. Şu anda Elazığ'ın Sürsürü mahallesindeyiz. Olgunlar Mahallesi'ne geldik. Nail Bey Mahallesi'ndeyiz. Devam ediyoruz sokak anketi yapmaya. Şu anda Üniversite Mahallesi'ndeyiz. Şu anda Yeni Mahalle'deyiz. Gazi Caddesi'ndeyiz. Şu anda Elazığ İstasyon Caddesi'ndeyiz. Tarihi Kapalı Çarşı'nın girişindeyiz. Elazığ Vali Fahri Bey Caddesi'ndeyiz. Değerli Manşet 23 izleyicileri merhabalar. Elazığ'ın ve bölgenin en çok sokak röportajı yapan medya şirketi Manşet 23 böylesine önemli bir seçim öncesinde Elazığ'ın nabzını tutmaya devam ediyor. Her gün farklı bir adayını sokaklara çıkarak vatandaşlarımıza soruyoruz. Bugünkü soracağımız parti yeniden Refah Partisi, adayı ise Avukat İbrahim Gök. Yani cümleyi toparlayalım. Yeniden Refah Partisi Elazığ milletvekili adayı Avukat İbrahim Gök'ü bugün vatandaşlarımıza soracağız. Şu anda Elazığ'ın Sürsürü mahallesindeyiz. Sizlere soracağımız yeniden Refah Partisi Elazığ milletvekili adayı Avukat İbrahim Gök. Hayırlı uğurlu olsun abi. Ne düşünüyorsunuz? İsim ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İyidir yani. Düşünce de iyi. Tamam. Evet, yeniden Refah Partisi adayı milletvekili adayı Avukat İbrahim Gök. Abi iyidir. Bir de iyi diyoruz. Allah işine rast getire, çok iyi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'miz için hayırlı olsun. İbrahim Gök'ün teyze var, hiç anlıyoruz ya adam. Dört dörtlük adam ya. Eskiden beri tanıyoruz. Tabii, tanıyoruz. Hoş, güzel, Allah'a da ola, böyle millete mahfeti ola kardeş. Ne dediniz az önce? İbrahim kim tanımıyor? İbrahim tanımıyor mu var? Eskiden beri tanıyoruz yani. Onaylıyorsunuz yani. Tabii, onaylıyoruz tabii. Amcacığım sırayı henüz bilmiyoruz. Allah'a da birinci sıraya gire. Bunlar ayarlarlar. Birinci sıra istiyorsunuz İbrahim Gök'ü. Evet. Tamam, abi birinci abi. Hayırlı Ramazanlar. Ha, sağ olasın. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba, hayırlı Ramazanlar. Her gün bir adayımızı sizlere soruyoruz. Bugünkü sorumuz hangi... Yeniden Refah Partisi adayı Avukat İbrahim Gök. Evet. İyidir, tanıyoruz da. İyi bir abimiz. Hayırlı olsun kendisine. Olmasını, Elazığ temsil etmesini ister misiniz? İsteriz, tabii ki isteriz. Peki, teşekkür ediyoruz hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, selamünaleyküm. Yeniden Refah Partisi adayını soruyoruz vatandaşlara. Her gün bir adayımızı soruyoruz. Bugünkü sorumuz Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili adayı Avukat İbrahim Gök. Gerek yok ona. Yıllardır giriyor, ne yapmış ki? Giriyor, bir şey yapamıyor. O diğer partilerde o bir oraya kaçıyor. İbrahim Gök ezelden beri tanıyorum. Çok değerli bir insandır. Yani Elazığ'a yakışan bir milletvekili olarak görmek isteriz aslında. Abi hayırlı olsun. İbrahim Gök. Evet. Hayırlı olsun, evet. Aynı fikir. Siz efendim? Evet. Aynısı. Aynı fikir. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Değerli izleyiciler, Sürsürü Mahallesi'nde yeniden Refah Partisi Elazığ milletvekili adayı Sayın İbrahim Gök'ü, Avukat İbrahim Gök'ü sormaya devam ediyor. Şöyle bir yürüyelim mi? Biz Manşet 23 olarak her gün bir adayımızı vatandaşa, sizlere soruyoruz. Çünkü seçimlerde oy kullanacak olan sizlersiniz. Bugünkü konumuz Yeniden Refah Partisi Elazığ milletvekili adayı Avukat İbrahim Gök. Bir vatandaş olarak düşünceniz nedir? Olumlu veya olumsuz? Allah hayırlı uğurlu etsin. Memleket için zaten çalışan yok Elazığ'da. O da çalışır mı çalışmaz mı bilemiyoruz. Çalışır mı sizce? Çalışacağız diyorlar ama sonu önemli. Şahsen ismini duymuşuz ama tanışmıyoruz tabii. İnşallah
memleketimize hayırlı işler yapar diye düşünüyorum. Bir seçmen olarak onayınız var mı yok mu, Elazığ'a faydalı olur İbrahim Gök, mecliste Elazığ'ı iyi temsil eder diyebiliyor musunuz? Vallahi gitmeden bir şey diyemeyiz ama gidenleri görüyoruz. Çok da Elazığ'ımız için faydalı olduğuna inanmıyorum yani. İçinde olanlar var mutlaka da ama hiç hizmeti olmayanlar da görüyoruz. O zaman yeni isimleri mi deneyelim diyorsunuz? Tabii ki. Daha iyi olur. Allah hayırlı uğurlu etsin ama bu kadar bölünün parçalamanın bir anlamı yok. Birlikte kuvvet doğar. Yani yazıktır bu Elazığ'a, yazıktır bu emeklere. Ben ülkücüyüm kardeş, ben inkar etmem. Fakat onun da başarılar diliyorum. İnşallah da olur. O da iyi bir insandır. Olsun, o iyidir. İbrahim Gök iyi. Faydalı olur mu olmaz mı? Olmaz. Neden? Benim garantimce olmaz. Avukat İbrahim Gök. Güzel. Evet değerli Manşet 23 izleyicileri, Sürsürü Mahallesi'nden sonra Olgunlar Mahallesi'ne geldik. Olgunlar Mahallesi'nde de bugünün sorusu olan Avukat İbrahim Gök sorusunu Olgunlar Mahallesi'ndeki vatandaşlarımıza soracağız. Elazığ'a faydalı olur mu İbrahim Gök? Olmaz ya. Ben bildiğimi, ben eski işçilerini bilim, onlar olmaz. Tamam, teşekkür ederiz. Efendim Avukat İbrahim Gök. Bence olur. Ben yok çekir. Yok diyorsunuz. Avukat İbrahim Gök. Öyleydi. Olur mu? Mecliste temsil edebilir mi Elazığ? Olur, niye etmesin? Sizce? Hayırlısı. İbrahim Gök'ü destekler misiniz? Olur, niye olmaz? Her gün bir aday adayımızı sizlere soruyoruz. Evet. Bugünkü sorumuz Avukat İbrahim Gök. Evet, evet. Yakışır. Olur yani. Avukat İbrahim Gök. Olur. Yeniden Refah Partisi'nin adayı Avukat İbrahim Gök. Çok güzel, iyi. Olur. Ha, olur. Avukat İbrahim Gök. Tamam, tamam, uyar. Avukat İbrahim Gök. Olur. Evet değerli izleyiciler, Nail Bey Mahallesi'ndeyiz. İbrahim Gök olsun. Olsun mu? Olsun. Olur mu? Olur bence. Yani şehir için çalışabilecek diye düşünüyorum abi. Faydalı olur diyorsun. Bence olur, evet. Bana göre olmazsın. Milletvekili olarak Elazığ sizce iyi temsil eder mi? Eder, eder. İbrahim Gök uyar. İbrahim Gök yapar. Avukat İbrahim Gök. Evet, İbrahim Gök. İsterim ben. Destekliyorum, o da benim gibi erkek. Ben diyorum ama erkek odum. Tamam, kolay gelsin, teşekkür ederim. Bugünkü sorumuz Avukat İbrahim Gök. Evet. Olur. Olsun. Olur mu sizce? Niye olmasın? Elazığ iyi temsil edeceğini düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Avukat İbrahim Gök. Düşünüyoruz biz. Elazığ iyi temsil eder mi? Eder. Abi tercih ederik. Niye tercih ederik? Tercih edersin. Tercih ederik. Niye tercih etmeyelim? Bizim memleketimizin için yararı neyse biz gerekeni yaparız. Elimizde geleni yaparız. Uygundur. Uygundur. İsim uygun mudur? İsim uygun. İbrahim Gök ismine itirazınız var mı yok mu? İtiraz bir şey yok yani. İtiraz yok. Yok. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz sokak anketi yapmaya. Şu anda Üniversite Mahallesi'ndeyiz ve Üniversite Mahallesi'ndeki vatandaşlarımıza yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili adayı Avukat İbrahim Gök soracağız. Efendim selamünaleyküm, hayırlı Ramazanlar, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Buradan başlayalım. Buradan. Çok kolay bir soru, kolay. Her gün bir aday adayımızı soruyoruz. Bugünkü aday adayımız Avukat İbrahim Gök. Memnun oldum. Memnun olursunuz. Selamünaleyküm, hayırlı Ramazanlar. Vatandaşlarımızla sizlere aday adaylarımızı soruyoruz. Bugünkü sorumuz Avukat İbrahim Gök. Hayırdır? Olur mu? Olmaz diye bir şey yok. Olur mu olmaz mı? Olur, niye olmaz? Teşekkür ediyorum, hayırlı Ramazanlar. Selamünaleyküm, hayırlı Ramazanlar. Aday adaylarımızı soruyoruz. Bugünkü sorumuz Avukat İbrahim Gök. İyi bir insandır abi, hayırlı olsun. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. Soruyoruz, bugünkü sorumuz Avukat İbrahim Gök. Olur mu? Hayır. Olmaz. Olmaz. İbrahim Bey'i biliyoruz, tanıyoruz. Elazığ'ın iyi kötü çocuğudur. Yani burada doğmuş, burada büyümüş. Baba başarılı olur mu? Bilmiyorum, denemek lazım. Allah hayırlı uğurlu etsin. Olur mu, olmaz mı? Olur, olur, olur. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. Aday adaylarımızı soruyoruz. Bugünkü sorumuz Avukat İbrahim Gök. İstemiyorum. Değerli izleyiciler, yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu anda yeni mahalledeyiz. Yeni mahalledeki vatandaşlarımıza yine aynı soruyu soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alıyoruz. Yani bence Elazığ'a faydalı olabilir mi? Bilmiyorum yani, tam şey söyleyeyim. Olur mu, olmaz mı? Bence olmaz. Olmaz. Adaylarımız var ya, hepsi birbirinden üstündür. Hepsinde de sevgi ve seviyoruz. Teşekkür ederiz. Anneciğim, hayırlı Ramazanlar. Hadi sen de yavrum.
Selamünaleyküm. Fiyatlar nasıl? Hayırlı Ramazanlar. Her gün bir aday adayımızı siz değerli vatandaşlarımıza soruyoruz. Bugünkü sorumuz, anket sorumuz Avukat İbrahim Gök. İyi bir avukat. İyi bir adam. Olur mu? Teşekkür ederiz. Avukat İbrahim Gök. Sağ ol. Ha, olur mu? Olur. Niye olmuyor? İyi bir arkadaşımız ya. İyi iyi. Olur veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Yani olur. Tabii ki. Tabii ki. Ramazanlar. Efendim hayırlı Ramazanlar. Kolay gelsin. Aday adaylarımızın anketini yapıyoruz. Bugünkü anket sorumuz Avukat İbrahim Gök. İbrahim Gök'ü eskiden beri tanırız. Çok donanımlı bir insan, vizyonu olan bir insan. İnşallah muvaffak olur. Çünkü onun da idealleri arasında memlekete hizmet etmek var. Ve biz kendisini destekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Selamünaleyküm, hayırlı Ramazanlar. Aday adaylarımızı soruyoruz. Her gün anket yapıyoruz. Bugünkü sorumuz Avukat İbrahim Gök. Vallahi hangi partiden? Yeniden Refah Partisi. Yeni Refah Partisi iyidir. Olur mu İbrahim Gök? He. Yeni Refah Partisi Tayyip Fatih Erbakan iyidir. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Maşet 23 izleyicileri, Yeni Mahalle'nin hemen ardından Elazığ'ın merkezi ve en işlek caddesine geldik. Elazığ'ın merkezindeyiz ve Gazi Caddesi'ndeyiz. Aynı soruyu sormaya, aynı anketi yapmaya devam ediyoruz. Aday adaylarımızın anketini yapıyoruz. Bugünkü sorumuz Avukat İbrahim Gök. Değerli bir insan. Uzun zamandır tanıyoruz kendisini. Televizyon programlarında da eksiklikleri çekinmeden dile getiren bir avukatımız. Kendisine başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Ben buralı değilim. Kimseyi de tanımıyorum ama yani benim için önce önemli olan kişiye ne vaat ediyor, ne yapabilirler, ne yapabilecekler ya da neyi düzeltebilecekler. Ve bu yaptıklarını hani bir lütuf gibi değil de gerçekten görevleri olduğu için yapıyormuş gibi o bilinçle yapacak kim varsa inşallah o kazanır. Teşekkür ederim. Avukat İbrahim Gök, milletvekili aday adayı, Elazığ'a faydalı olur mu sizce, olmaz mı? Bence olur. Valla şahsen İbrahim Bey'i şahsen tanıyoruz yani şimdi. Onunla herhangi bir yüz yüze bir diyalogumuz olmadı. Ama bilemem, işte hayırlı olsun diyelim, ne diyelim. Teşekkür ederim. Daha iyi olur tabii, daha iyi olur, daha iyi olur. İbrahim Gök. Onun olmasını isteriz yani, inşallah da olur. Aday adaylarının anketini yapıyoruz. Bugünkü sorumuz Avukat İbrahim Gök. Olabilir. Olabilir. Evet. Teşekkür ederiz. Niye olmaz? İstersiniz. İbrahim Gök Yalaz'ın çocuğudur. İbrahim Gök Yalaz'ın çocuğu niye istemesin? Siz ben de istiyorum. Teşekkür ederiz. Elazığ'ın içinden gelen bir arkadaşımız. Dört dörtlük bir insan. Teşekkür ederiz. Yani, hakikaten öyle yani. Başkası çantasını dışarıda alıp gelip burada vekil olandan daha mı iyi? Yani o daha mı iyi? Yani o daha mı iyi? Doğru. Teşekkür ederiz. Daha iyisi de. Hayırlı Ramazanlar, sağ olun. Olur diye düşünüyorum ben. Faydası olur. Olur. İbrahim Gök. İbrahim Gök iyi bir kişidir. Yani sevilen, memleket seven bir insandır. İyidir, İbrahim Bey hoş bir insandır. Teşekkür ederiz. Aday adaylarımızı soruyoruz. Allah bağışlasın. Bugünkü soracağımız isim Avukat İbrahim Gök. İbrahim Gök, yani kendisini şahsen tanımıyorum ama kardeşleri falan, onlar hepsi çok hoş insanlar. Memnunuz yani. Onlar. Olur mu? Olur. Milletvekili. Olur. Peki, teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar. İyi bir milletvekili olabileceğini düşünüyor musunuz? Olabilir, düşünüyorum. Güzel bir insan. Yani onun bazen kanallarda çıktığını görüyorum. İzliyorum da hatta onu. İyi bir insan. Teşekkür ederim. Allah yolunu açır olsun. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Avukat İbrahim Gök. Valla uygundur efendim. Uygundur. Uygundur. AK Parti. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim. Aday adaylarımızı her gün soruyoruz. Bugünkü sorumuz Avukat İbrahim Gök. Yok. Olur. Niye olmasın? Teşekkür Yok. Ederiz. Bilindik ismiyle şu anda Elazığ İstasyon Caddesi'ndeyiz. Bence iyi yapmış. Avukat İbrahim Gök olur diyor. Olur diyor. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Avukat İbrahim Gök Elazığ'ın sevilen, tanınan simalarından biri. İnşallah Elazığ'ın için hayırlısı olur valla. İnşallah faydası olur yani. Biliyorum, tanıyorum. Onaylıyorum yani, iyi bir adam. Onaylıyorsun. Biz milliyetçi olduğumuz için MHP'den başkasına oy vermiyoruz abi. İnşallah. İyi bir tercih. İyi yani, tanıyoruz. Zaman zaman yani görüşlerini, fikirlerini şey yapıyoruz yani, izliyoruz. Bence iyi olur inşallah. Hayırlısı olsun inşallah. Sağ olun. İyidir yani. Çoğu kişiye göre iyidir yani. Kötü desek yalan olur. Hayırlı Ramazanlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Avukat İbrahim Gök. Bugün onu soruyoruz sizlere. Avukat İbrahim Gök.
Avukat İbrahim Gök, sorma amacınız önce bir öğrenebilir. Milletvekili aday adayı. Canı gönülden desteklerim. Canı gönülden İbrahim Gök'ü desteklerim. Desteklerim. Şu anki yani mevcutların haricinde olanlara bakıldıktan sonra bence Avukat İbrahim Gök Elazığ'a sahip çıkacak biri. Evet değerli izleyiciler, İstasyon Caddesi'nden hemen sonra tarihi Kapalı Çarşı'nın girişindeyiz. Aynı soruyu Kapalı Çarşı'daki vatandaşlarımıza soracağız. Aday adaylarımızı soruyoruz. Bugünkü soracağımız isim Avukat İbrahim Gök. Milletvekili aday adayı. Güzel isim. Güzel isim. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Evet mi hayır mı? Hayır. Hayır. Efendim hayırlı Ramazanlar, fiyatlar yüksek mi? Fiyatlar yok. Aşırı derecede. Şu an biraz iyi. Ardından o zaman her gün bir aday adayımızı soruyoruz. Bugünkü sorumuz Avukat İbrahim Gök. Vallahi abi. Yani ne desem. Olur mu olmaz mı sizce? İyi bir millet. Yani avukatsa olur. Niye olmaz? Sizce? Olur. İbrahim Gök ismi. Yani güzel. İyi bir milletvekili olur mu olmaz mı size? Olur. Göre? Olur. Milletvekili aday adayı. İyi. Güzel. Yani iyi bir milletvekilinin haricinde tecrübeli bir insan en azından. Yani sonuçta bir olur veriyorsunuz. Tabii. Avukat ayrıca arkadaşımızdır. Elazığ için faydalıdır. Evet, aynı soruyu sormak için Elazığ'ın en işlek caddelerinden bir diğerindeyiz. Elazığ Vali Fahri Bey Caddesi'ndeyiz ve Avukat İbrahim Gök, yeniden Refah Partisi milletvekili adayı ismini Vali Fahri Bey Caddesi'ndeki vatandaşlarımıza soracağız. Aday adaylarımızı soruyoruz. Bugünkü aday adayımız Avukat İbrahim Gök. İsabetli bir karar olması iyi olur. Bence iyi bir ayet. Yani iyi bir profil mi sizce milletvekili için? Ya milletvekili için bana göre iyi. Bugün İbrahim Gök'ü soruyoruz. E tamam, Allah razı olsun. Uygundur. Avukat İbrahim Gök anneciğim. Memleketimize, devletimize hayırlı olsun. İyidir, evet, iyi birisi. Teşekkür ederiz, sağ olun. Aday adaylarımızı soruyoruz, merhabalar. Bugünkü sorduğumuz isim Avukat İbrahim Gök, milletvekili aday adayı. Evet, tanıyorum kendisini. Ne söylemem gerekiyor? İyi bir milletvekili profili olur mu Elazığ için? Olur, tabii ki olur. Tabii ki olur. Olur tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun.